Merhaba usta. Oo Veysel, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nikaha az kaldı. Şu arabayı tamamlasan artık diyorum. Eline yapıştı kaldı. Gördüğüm en güzel gelin arabası bu olacak. Arabayı sat usta. Ne dedin? Dedim ki arabayı satışa çıkar usta. Benim için satabilir misin? Niye be oğlum? Sen bunu gelin arabası yapmayacak mıydın? Gelin de olmayacak, gelin arabası da. Neden vazgeçtiniz evlenmekten? Kavga falan mı ettiniz? Boş ver be usta. Uzun hikaye. Hay Allah. Çok üzüldüm be oğlum. Üzülme usta. Yol yakınken döndük işte. Kaç yıldır nişanlısınız oğlum? Ben bildim bileli ikinizin de gözü birbirinizden başkasını görmez. Ne demek şimdi yol yakınken? Benimle aynı hayalleri paylaşmayan biriyle nasıl aynı yastığa baş koyarım usta? İyi düşündün mü oğlum? Düşündüm usta. Sen bu arabayı satıver. Verdiğin paranın yarısını da verseler sat gitsin. Yeter ki gözüm görmesin. Peki oğlum. Sen bilirsin, ne diyeyim. Eyvallah usta. Güle güle. Makbule. Anne. Benimle buluştuğun için sağ ol. Niye çağırdın kızım beni buraya? Sana zahmet verdim ama biraz konuşuruz diye düşündüm. Veysel nasıl? İyi mi? Beni hiç aramıyor da. Neden arasın ki seni? Çöpe attın bunca yılın emeğini. Ama anne ben ikimiz için... Ay sus Allah aşkına Makbule. Sen nişanlını bunca yıl hiç tanımamışsın herhalde. Veysel'in ne kadar mütevazi, onurlu bir insan olduğunu bilmiyor musun? Ne demek Asaf Bey'den para almak? Ne demek o parayla gösteriş yapmak? Ama anne... Bütün bunları şaka sandın değil mi? Sana demiştim. Evden çıkma, dönüşü olmaz demiştim. Ya. Ya, ya. Neyse, geç oldu. Benim bir işim var kızım. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa bana müsaade. Tamam. Kusura bakma anne. Sen nerede kalıyorsun bakayım? Songül'de mi? Hı hı. İyi o zaman. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle.
Kuğular hep çift yaşıyor biliyor musun? Nasıl yani? Yani tek eşliler. Eşlerini seçip sonra da ölene kadar yalnızca onunla beraber oluyorlar. Ya bilmiyordum bak bunu. Üstelik çiftlerden biri ölünce diğeri de hemen ölüveriyor. Ya. Ne kadar güzeller değil mi? Nasılsın? İyi. Konuşmak ister misin? Biraz dertleşelim mi? Sağ ol Yüke. Canım hiç konuşmak istemiyor. Akın, niyetin başını ağrıtmak değil ama bu halin beni çok endişelendiriyor. Endişelenecek bir şey yok yenge. İyiyim ben gerçekten. Gel içeri girelim. Uf Akın, üşümüşsün, ellerin donmuş. Sen gir yenge. Ben biraz daha kalayım burada. Onu hiç böyle görmedim. Baksana, arpacı kumrusu gibi. Ne düşünüp duruyor acaba? Yediği altları düşünüyordur hergele. Daha ne düşünecek? Öyle deme Asaf. Acaba biz doğru mu yaptık? Hangi konuda? Gidip balımla konuştum ya. Bıraksaydın İstanbul'u mesken tutacaktı. Ne bileyim. Tedirginim. Çok tedirginim. Allah muhafaza. Kötü bir şey yapmasından korkuyorum. Saçmalama Esma Hanım. Çocuk değil ki. 30 yaşında koca adam böyle böyle öğrenecek hayatın ne olduğunu. Nasıl bu kadar acımasız oldun? O senin oğlun. Akın'a karşı çok katı davranmaya başladın. O da oğlum gibi davransın o zaman. El aleme rezil rüsva etmesin bizi. Ben çıkıyorum. Nereye koydun bu faturayı ya? Allah Allah. Hay senin dosya gibi. İki kardeşim var. İkisi de duman oldu valla. Ah, gelsene abi. Gel. Ya bir fatura vardı. Onu bulamıyorum da. Sadece faturalarla mı başın dertte? Bana pek öyle gelmiyor. Dede bana bir şeyler anlattı. Dün Gedikli'ye gitmişsin. Moralin de çok bozukmuş. Neyin var senin? Boş ver abi. Senin başına bir de ben kendi dertlerimle ağrıtmayayım. Evlilik korkusun bastı oğlum. Vallahi buna evlenecek olanlar düşünsün. Ben vazgeçtim abi. Ne oldu Veysel, hayırdır? Vazgeçtik. Ayrıldık. Nişana attım. Niye? Makbule bir garip oldu. Nasıl yani? Ya aptal aptal şeyler yapmış. Gidip otelin balo salonunu tutmuş. Yetmemiş, Venedik'te balayı ayarlamış. Ne var bunda? Benim bütçem böyle şeylere yetmez abi. Peki parayı nereden bulmuş? Babamdan istemiş. Babamdan? Kayınpederinden yani. Ne var bunda? Öyle deme abi. Ben artık makbuleye yetmiyorum. Yüzü geri verdim, evlenmiyoruz. Hay Allah yarabbim. Veysel hemen öyle kestirip atma. Ben böyleyim abi. Değişemem ki. Hem böyle daha huzurluyum. Belli daha belli. Geceleri meyhane kedisi gibi dolanmandan belli. Baştan aşağı huzursun. Makbule ile konuşmamı ister misin? Rica ederim, böyle bir şey yapma abi. Konuşma. Ben bu evlilik defterini kapadım. Bir daha da açılsın istemiyorum. Beni beğenmeyeni ben hiç istemem. Nasıl ayrılırlar öyle pat diye Hacer? Çocuk oyuncağın bu. Makbule'nin senden para istemesine çok içerledi. Gururu kırıldı. Ben Makbule'ye değil, oğluma küçük bir düğün hediyesi yaptım. Ne var bunda? Veysel bu tip konularda nasıl hassas bilmez misin?
Ne olacak peki? Veysel çok kararlı görünüyor. Makbule ise şaşkın. Sudan çıkmış balık gibi. Hatasını anlamaya başladı ama nafile. Veysel kendini yetersiz hissetti tabii. Erkeklik gururu kırıldı. Hayatımda her şey alt üst oluyor. Bir oğlum evlenmekten vazgeçer. Diğeri evlilikten kaçar. Kimden bahsediyorsun? Akın sıpasından. Babam bunu biliyor mu peki? Nişanı attık dedin mi? Söyledim. Ne dedi? Üzüldü. Hem de çok üzüldü. Ulan Akın'la sen bir olup adamı kalpten götüreceksiniz. Alo, usta. Arabayı alıcı mı çıktı? İyi. Ne kadar veriyor? Aa, çok az ya. Öldürmüş arabayı ya. Neyse. Tamam, ne veriyorsa razıyım. Sat sen, sat. Usta sat gitsin. İstemiyorum arabayı artık. Tamam, bekliyorum. Sağ ol usta. Neyi satıyorsun bakayım? Ya bir Amerikan Chevrolet'i bulup almıştım. Derin arabası yapacaktım. Tamirhanede yavaş yavaş topluyordum. Ama kısmet değilmiş. Düğünden vazgeçince satılığa çıkarttım. Veysel sakın satma o arabayı. Yok abi, ben kararlıyım. Ne gelin istiyorum ne gelin arabası. Veysel, bunlar halledilmeyecek meseleler mi oğlum? İnsan ne kararlardan geri dönmek zorunda kalıyor bir bilsen. Anlayacağım bizim eşek hamile bırakmış kızı. Üstelik balım diye başka bir kıza da sırılsıklam aşık. Şimdi anlıyorum neden bu kadar moralsiz olduğunu. Çok kızgınım Akın'a, çok. Haklı değil miyim ama Hacer? Bana mı soruyorsun? İkimizden iyi kim anlayabilir ki bu durumun zorluğunu? Ne demek o? Ben oğluma hamile kaldığımda senin yaşadığın paniği hatırlıyorum da. Ama ben evliydim Hacer. Mazeretim çok büyüktü. Tabii kabahatim de. Ve benim evli olduğundan haberim yoktu. Hacer, Akın'ın durumuyla bizimkinin hiçbir benzerliği yok. Yanılıyorsun Asaf. Bütün kadın ve erkek ilişkilerinde yaşanan haksızlık tekrar ediyor, hepsi bu. Akın o kızı alacak. Evlenecek. Başka yolu yok. Asaf, sen ne dediğinin farkında mısın? Nasıl ikna edersin Akın'ı? Kolay mı bu söylediğin? Başka yolu yok. Herkes yaptıklarının bedelini ödüyor bu dünyada. Akın Efendi de sonunda öğrenecek hayatın kaç bucak olduğunu. Beni kötü kötü söyleteceksin şimdi. Evlenmek istemezse ne yapabilirsin ki? Onu zorla oturtacağım nikah masasına. Zorla! Hadi birader, aç şu kesenin ağzını birazcık. Olmaz abi. Bu arabaya benden bu kadar, fazla etmez. Biraz daha çık be kardeşim. Akrep mi var cebinde? 2 milyar daha ver. O zaman sıfır araba alırım ben. Merhaba ustacığım. Oo Galip Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hayırdır Bekir Usta? Veysel'in arabayı satmaya çalışıyorum da. Arkadaş bir türlü tatmin edici fiyat söylemiyor. Ben söyleyeyim o zaman. Ne kadar istiyorsun bu arabayı? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Yoo, ben gayet ciddiyim. Ne kadar istiyorsun söyle bakalım. Şey, Veysel ne der ki bu işe? Veysel satmak istemiyor mu? İstiyor. Sen fiyat söyle bakalım. Veysel 7 milyar verene verirsin demişti. İyi, anlaştık o zaman. Güzel alışveriş oldu. Arkadaşım kusura bakma. Bu arabayı çok seven bir kardeşim var. Onun için alıyorum. Ayrını görün beyefendi. Parayı veren de düğü çalar. Eyvallah. Ustacığım, bu alışverişten Veysel'in haberi olmasın, tamam mı? Hı-hı. Sorarsa sattım gitti dersin. Sonra gelip alacaklar dersin. Emrin olur Galip. Hı. Sağ ol. Semih.
Leyla. Efendim. Ne yapıyorsun? Yok bir şey. Benim biraz çıkmam lazım. Gazeteye uğrayacağım. Yarının manşetine bakmam gerek. Saat kaç? Hadi dinlen sen. Ben hemen dönerim. Tamam. Ama çabuk dön. Olur. Alo. Efendim Merve. Sağ ol, daha iyi. Şu anda çıkmam lazım, bir işim var. Zemin cebinden bürosunun anahtarlarını aldım. Gidip bazı şeylere bakmam lazım. Olur, ararım. Tamam, merak etme. Nerede bu Akın? Daha hazır değil mi yoksa? Şimdi gelir. Misafirler gelmek üzere ama. Milletin karşısına bu kıyafetle mi çıkacaksın? Zibidi gibi. Ne giyeyim baba? Git üstüne düzgün bir şeyler giy. Peki. Üzerine gitmiyor musun Asaf? Az bile. O kadar da değil. Görmüyor musun? Çocuk hayalet gibi, ölü gibi. Bırak, nefes alsın biraz. Ben depresyona girmesinden korkuyorum. Çok kötü görünüyor. Toparlar, toparlar. Baba olunca kendine gelir. Aşk olsun Akif. Bizi ayaklarına getiriyorlar. Sayende paşa paşa geliyoruz biz de. Sevinç, vıdı vıdı yapma lütfen. Yürüyün hadi. Ya anneannem doğru söylüyor dede. Niye onlar gelmedi? Niye biz geldik bu eve? Hep onların dediği oluyor. Hanımlar bakın, son kez söylüyorum. Bizi bu gece buraya Asaf davet etti. Bir bildiği vardır elbet. Göreceğiz bildiği neymiş. Hadi gelin. İşte büyük aşkın ispatı. Biliyordum. Hanzadem, canım. Seni görmeden geçirdiğim her güne lanet ediyorum. Hala Galip'le evlendiğine inanamıyorum. Dünyada hiçbir kadın bir erkeğe bu kadar acı vermemiştir. Sana öyle aşığım ki aşk affetmektir diyenleri bütün kalbimle anlıyorum. Seni çok seviyorum. Ellerine sağlık Hanzade. Afiyet olsun. Nasılsın Sevinç? Nasıl olabilirim Esma Nur? Tuna, iyi misin yavrum? Sağ olun efendim. Akif amca, Sevinç teyze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba Tuna. Nasılsın? Sağ ol.
Oğlum, sen de kahve içer misin? Yok, ben içmem. Sağ ol anne. Aşkım, Hanzade. Şu yazdığım mektuplara bir kerecik olsun karşılık versen. Öyle koca bir mektupla değil. Bir cümle yazsan bana yeter. Bir kelime yazsan bana yeter. Galip bunları duyunca acaba ne yapacak? Leyla Hanım. Ödümü kopardın. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ben mi? Ben Semih'e pro almaya geldim. Pro mu? Evet. Prosu bitmiş de. Benden isteseydiniz ben getirirdim efendim. Hiç aklınıza gelmedi. Size iyi nöbetler. İyi geceler. Leyla Hanım. Efendim. Proları almadınız. Hay Allah. Dalgınlığa bak. İyi geceler Leyla Hanım. İyi geceler. Acı kahvenizi içtik. Tatlınızı da yedik. Her zamanki misafirperverliğinizi de... Estağfurullah Sevinç. Siz misafir misiniz? Asafcığım, bizi buraya boşuna çağırmadın herhalde. Niye toplandığımızı artık söylesen diyorum. Tamam. Evet. Buraya kadar zahmet ettiniz, farkındayım. Ama hayırlı bir iş için bir araya geldik. Bu gece burada sizin kızınızla bizim oğlumuzu nişanlayacağız. Çocuklar ne diyor buna Asaf? Çocuklar bu saatten sonra susacak Akifciğim. Kalk bakayım Akın. Akın, kalksana. Peki baba. Ha şöyle, gel bakayım yanıma. Tuna, sen de gel bakayım kızım yanıma. Asaf amca. Gel gel, nazlanma. Bence. Dünür, al bakalım şu yüzükleri. Takalım artık şu yüzükleri. Gençler de yerini, yurdunu bilsin. Esma Nur, makas neredeydi? Getiriyorum Asaf. Galip babam ne yapıyor böyle? Bilmiyorum Hanzade, bilmiyorum. Buyur Akifciğim. Bu zor vazifeyi bana mı yıktın yani Asaf? Sana benden daha çok yakışıyor. Ben babayım. Sen dede. İyi o zaman. Allah hayırlısı neyse onu nasip etsin. Allah tamamını erdirsin. Akın, öpsene Akif amcanın elini. Öpeyim Akif amca. Sağ ol evladım. Tuna, sen de öp. Asaf amca, öpeyim mi? Öp tabii gelinim. Sağ ol evladım. Güzel kızım. Akın. Hiç itiraz etmedi Galip. Oldu bittiye geldi her sen şey. Ne oluyor benim böyle? Sağ ol kızım. Akın'ın bu hali hiç hoşuma gitmiyor. Kurbanlık gibi. Öpeyim. Öpeyim. Canım benim.
nasıl da yedim o ucuz numaraları. Alo. Leyla nerede kaldı? Çok canım sıkıldı. Geldim. Evin önündeyim. Çabuk ol. Seni çok özledim. Tamam. Ağlama Leyla. Büyük bir düğün yapmaya gerek yok. Ne dersin Dünür? En iyisi aile arasında bir nikah. Aynen. Çok da güzel olur. Biz bize oluruz değil mi Sevinç? En isabetlisi o olur. Peki ne zaman yaparız bu nikahı? Baba bir dakika. Efendim kızım? Tuna ile Akın'ı hiç danışmıyorsunuz. Onlar ne düşünüyor bakalım? Evlenecek olan onlar. Soralım o zaman. Küçük bir törenle nikahlansınlar diye düşündüm. Dur baba, kestirip atma hemen. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Benim için fark etmez. Herkes nasıl istiyorsa öyle olsun. Tuna sen ne düşünüyorsun? Bence aile arasında olursa iyi olur. Bakın işte gördünüz. Herkes aynı fikirde. Sen durup dururken nereye kayboldun Leyla? İşim vardı. Ne işiymiş bu gece gece? Semih, iç artık şu ilacı. Ne bu asabiyet? Affedersin. Biraz gerginim. Niye? Başım ağrıyor o yüzden. Gel bakayım yanıma. Gel otur şöyle. Gel. Yoruldun tabii. Aç bakayım ağzını. Bu ilacı içtim hiçbir şeyin kalmaz. Hadi iç dedim. Ama... 5 dakika hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam bir tane. Geceler. Nasıl Galip? İyi oldu değil mi? Baba vaktin varsa konuşalım mı biraz? Tabii konuşalım. Akın, otur şöyle konuşalım biraz. Bu gece olanlara benim canım çok sıkıldı. Niye yenge? Ne oldu ki? Sen bu evliliği istediğinden emin misin Akın? Ne düşünüyorsun? Tavırlarından hiçbir şey anlamıyorum. Ben her şeye razıyım yenge. Nasıl razısın? Daha 3-5 gün önce Tunay'la evlenmem diye kıyameti kopardın. O zamandı yenge. Şimdi böyle. Oğlum bak. Sen böyle konuşunca endişeleniyorum. Endişelenecek bir şey yok anne. Akın, evladım. İstersen vazgeçebiliriz. Çok mutsuz olacağım diyorsan iptal edelim her şeyi. Yok anne. Fark etmiyor artık. Akın, ne olur ciddi cevap ver. Ne düşünüyorsun bilmek istiyorum. Yenge. Ben var ya ben. 5 para etmez adamın tekiyim. Elimdeki güzelliğin kıymetini hiç bilemedim. Aşkımı çarçur ettim. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. O yüzden bana böylesi yakışıyor. Her şeye razıyım. Akın, dur biraz. Ben yatıyorum. Kurcalamayın artık, boş verin. Hadi iyi geceler. Anne iyi değil bu çocuk. Çok dikkat etmemiz lazım. Baba bu oldu bitti iyi olmadı. Niyeymiş o? Akın pek iyi değil. Çivi çiviyi söker.
Bilir misin bu lafı? Tamam da baba, tarz biraz yanlış değil mi? Akın olanları bir hazmetseydi, kendisi bu noktaya gelseydi daha iyi olmaz mıydı? Bak oğlum, dediğin doğru. Olan biteni hazmetseydi iyi olurdu belki. Ama insanların farklı farklı kumaşı vardır, huyları vardır. Söz konusu olan Akın. O yapar, düşünmez. O yüzden ben onun yerine düşünürüm. Hem onun yerine, hem de ailemin yerine. İnanır mısın? Akif'in ve Tuna'nın yerine de düşündüm. En iyisi bu. Yapma baba. Despotlukla bir yere varamayız ki. İşin içinden ancak böyle çıkabildim. Gittim iki yüzük aldım. Gördün işte, olay bitti. Alan memnun, veren memnun. Şimdi Akın düşünsün bakalım. Sana yanlış yaptığını söylemek bana düşmez. Ama söz konusu olan kardeşim. Ve sana diyorum ki hata yapıyorsun baba. Ben içeri giriyorum. İkiniz de hesap vereceksiniz. Bu saatte kim arıyor ya? Alo? Alo, buyurun, kimsiniz? Galip benim. Leyla? Leyla sen misin? Alo? Leyla? Allah Allah. Galip? Ne oldu? Hiç. Kimdi arayan? Bilmem, yanlış numara dedi, kapattı. Bana da çok oluyor. Hadi artık yatalım. Tamam. Ne yapacağım ben? Semih, ne yaptın sen bana? Neden yaptın? Bir şeyler yapmam lazım. Bütün bunların hesabını sen vereceksin Azade. Kızım sen delirdin mi? Niye çağırdın beni bu saatte? Şşt, sessiz ol, Semih duymasın. Kusura bakma, sabaha bekleyemedim. Sana çok ihtiyacım var. Ne oldu? Otur şöyle. Dinle. Benim Anzade denen o kadınla hesaplaşmam lazım. Benim için bir iyilik yapacaksın. Neymiş bakalım o? Senin Anzade ile aran iyi. Onu benim için bir yere davet et. Mesela bir kafeteryaya. Benim için bunu yapar mısın? Yani ben davet edeceğim ama benim yerime sen gideceksin, öyle mi? Şşt, alçak sesle konuş Merve. Semih hemen duyar, radar gibidir kulakları. Pardon. Evet. Sen çağıracaksın, ben buluşacağım. Ben çağırırsam gelmez çünkü. Bunu benim için yapar mısın? Peki. Sizi buluşturdum diyelim, ne diyeceksin ona? Konuşmam lazım o kadınla. Tamam tamam. Sabah telefonla ararım Anzade'yi. Bu saatte ne işin var burada Akın? Saat kaç Allah aşkına? Evet. Çok geç. Ne oldu?
Yonca, ben evde uyuyamıyorum. Yani daha doğrusu ben birkaç gündür uyuyamıyorum. Tamam dur. Ben sana bir uyku ilacı vereyim. İlaç falan almaya gelmedim doktor hanım. Ya niye geldin o zaman bu saatte? Balımın odasında yatmak istiyorum. Ne? Sence de mahsuru yoksa bu gece balımın yatağında uyumak istiyorum. Ya bilmem ki. Yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yonca lütfen. Peki peki. Hadi gel.